Bilmem ki nasıl bir kuşsun bu güzelliğinle sen. Bizden bir hatıra var ise o da sensin demiş yüzyıllar öncesinden merhum Şerefhani Bitlisi. Evet sevgili dostlar, Bitlis'in çok ilginç bir noktasında bulunmaktayız. Bitlis'in yukarılardan aşağılara doğru akan Zeydan, Çömüs, Rabat ve Avih derelerinin tam birleştiği ara yerindeyiz. İşte Bitlis bu suların tam ara yerinde kurulmuştur. Eski seyyahlar hatıralarında özellikle Bitlis'in Diyarbakır yönüne doğru olan kısmını Arabistan'a açılan kapı olarak nitelendirmiştir. Evet sevgili dostlar, ilginç olan bir yer de işte eskiler buraya Hındıra Katar ismini vermişlerdir. Bununla da ilgili bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Bulunmuş olduğum noktanın hemen sağ tarafında şimdiki ismiyle Avul Meydan Mahallesi, arka tarafım ise Hersan ve Avih Mahallesi'ne giden yol bulunmaktadır. Evet sevgili dostlar, sol tarafım ise Hındıra Katar olarak bilinmekte olan Amirdol Manastırı'nın olduğu alandır. Aslında Bitlis'in mahalle ve bölgeleri birden fazla isim ile de anılabilmektedir. İşte şu anda bulunmuş olduğumuz bu muhit aynı zamanda Karadere, Hersan, Kilise ve Arap Köprüsü olarak da bilinmektedir. Eski seyyahların hatıralarında bu bölge aynı zamanda Amirdol Vadisi olarak da bilinmekteydi. Amirdol Manastırı bölgenin en büyük manastırlardan birisiydi. Ve ekrana düşen o manastır görüntüsü maalesef günümüze ulaşamamıştır. Aynı zamanda Hındıra Katar yani duaların kabul olduğu kilise olarak da bilinmektedir. Sevgili dostlar, işte Amirdol Manastırı'nda yazılmış olan el yazmaları bugün dünyanın pek çok noktasında Kudüs, Viyana, Venedik, Fransa'da dahi bulunmaktadır. Thank you.
Evet sevgili dostlar, aslında Bitlis'in bu mevsimi kış döngüsünün en belirgin özelliklerinden birisini taşımaktadır. Sizin de şahit olduğunuz gibi damlarda meyveler kuruturmaktadır. Şu anda hemen yol ağzında bulunan bir haziran ağacında gördünüz. Türkçe'de buna alıç veyahut da aluşta derler. Bitlis'in bitki örtüsü genellikle sumak, işte kuşburnu ya da aluç, yerel dilde haziran dediğimiz ağaçlarla donatılmıştır. Ve şu anda benim hemen yol ağzında bulunan diğer bir bitki ise Bitlis'te it burnu dediğimiz ama Türkçe'de kuşburnu denilen yabani meyve bulunmaktadır. İşte her tarafı şifa olan kuşburnu kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Daha önceki bölümlerde Bitlis'in köprüler şehri olduğunu vurgulamıştım. Evet sevgili dostlar, şu anda Diyarbakır yolu üzerinde olan kervan yollarından birisinin üzerinde yer alan Arap Köprüsü'nün üzerindeyiz. Arap Köprüsü maalesef günümüze ulaşamamış ama salnamelere göre 380 yıl önce onarıldığını biliyoruz. Ve günümüzde maalesef bu ticaret yolu beton yol olarak kullanılmaktadır. Ve bizler birazdan şehrin içine doğru giderek o köprüleri de görmüş olacağız. Ünlü edebiyatçı Yaşar Kemal 50 yıl önce Bitlis'ten geçerken bu şehirle ilgili 40 köprülü şehir olarak söz etmişti. Thank you.
Somut olan ve olmayan kültürel mirasın başkenti olan Bitlis'teki tarihi eserlerin kitabeleri maalesef günümüze ulaşamamış. İşte bu eserler günümüzde halen farklı isimlerle de anılabilmektedir. Bir önceki sahnede Arap Köprüsü 1662 tarihinde yapılmıştı ama günümüze ulaşamamıştı. Şu anda arka tarafımda yer alan Alemdar Köprüsü muhtemelen 16. yüzyılda yapılmış. Onun da kitabesi günümüze ulaşamamıştır. İşte Bitlis'teki dere üstü açılması projesinden sonra gün yüzüne böyle tarihi güzellikler, adeta tarihi hazineler gün yüzüne çıkmış oldu. Evet sevgili dostlar, Bitlis'teki tarihi eserler, köprüler yerel halkın kendi telaffuzu ile farklı isimlerle de anılabilmektedir. İşte 639, 40 ve 41 tarihlerinde İslam orduları tarafından Bitlis fethedildikten sonra Alemdar Baba yani Feyzullah El Ensari'nin türbesinin olduğu bölge münasebetiyle bu köprüde o isimle anılmaktadır. Rabat ve Kösür derelerinin birleştiği Bitlis çayı üzerinde yer alan tarihi köprülerden birisi de işte Hatuniye Köprüsü'dür. Aslında üzerindeki kitabede Şeref Han ailesinden Nuh Han'ın yaptırıldığı yazılsa da günümüzde Hatuniye Köprüsü olarak bilinmektedir. Köprü 1685-86 tarihinde yapılmış olan kemerli köprülerden birisidir. Evet sevgili dostlar, hemen ön tarafında daha önceden bir otel bulunmaktaydı. Biz buna Hanedan Oteli diyorduk. TRT1'de yayınlanan Hanedan dizisinden esinlenilerek o gün yapılan bu otele Hanedan ismi verilmişti. Ve işte Dereüstü projesinden sonra o otel yapılarak eski tarihi görünümüne kavuşmuş oldu. Hatuniye Köprüsü hemen Hazu Hanı olarak bilinen hanın yanı başında yer almaktadır. Ve üzerindeki kitabede şöyle yazmaktadır. Ey Allah'ım! Nuh Han'a kalbi selim ver. Bağışlayıcı ve merhamet edici Allah'ın ismi hakkı için selden, tufandan insanları kurtaran bu köprüyü yaptı. 1685-86.
Bitlis'in ticaret hayatında önemli bir yere sahip olan Demirciler Çarşısı'ndayız. Evet sevgili dostlar, hemen şurada tarihi bir doku görülüyor. Şerefiye Camii ve Külliyesi. Zaten önceki bölümlerde bu mevzuyu işlemiştik. Ama bu yapının içerisinde yer alan Han Hamamı ile ilgili bilgileri aktarmamıştık. Kimi tarihçiler hamamın işte yapılış tarihi olan 1528-29 tarihinde yapıldığını söylemektedir. Kitabesi günümüze ulaşamadığı için maalesef bununla ilgili fazla bir bilgiye de sahip değiliz. Zannımca bu ibarede bir hata olsa gerek. Han Hamamı'nın yapılış tarihi muhtemelen 1500 yıllarının sonlarına denk gelmektedir diye düşünüyoruz. Evet, Bitlis'in sosyal hayatında çok önemli bir yere sahip olan hamam kültürünün örneklerinden birisidir. Evliya Çelebi Bitlis'teki hamam kültürünü anlatırken o günkü verilere göre 8 adet hamam olduğunu söylemektedir. Ama ilginç bir bilgi daha, zaten Bitlis'in sivil mimarileri içerisinde her evde bir hamam bulunmaktaydı. Ve işte şu an tarihi Han Hamamı içerisinde neler var onu da görelim. Evet sevgili dostlar, şu anda Rabat Deresi ile Kösür Deresi'nin tam birleştiği ara yerdeyiz. Bu ara yerde işte geçmişten günümüze ulaşmış olan iki adet köprü bulunmaktadır. Bu köprülerden birisi hemen benim sağ tarafımda 1678 tarihinde yapılmış olan İskender Ağa Köprüsü'dür. Ve şu anda üzerinde bulunmuş olduğumuz bu köprünün kitabesi maalesef günümüze ulaşamamıştır. Kösür Deresi'nin hemen yanı başında Şerefiye Camii ve Külliyesi bulunmaktadır. Dere üstü açılması projesinden sonra inanılmaz görsellikler ortaya çıktı.
Buranın bir diğer özelliği ise Bitlis Kalesi'nin dış surlarının aynı zamanda başladığı alandır. Benim arka tarafımda işte 1932 tarihinde ekrana düşmüş olan o fotoğraf üzerinde görüleceği gibi insanlar o kalenin surlarını yıkıp üzerine dükkan yapacaklardır. Evet, şu anda hemen sol tarafında da dış kalenin surları ve payandaları açık ve net görülmektedir. Evet sevgili dostlar, ekrana düşen fotoğraf üzerinde de açık ve net görüldüğü gibi önceden dış kale surlarının olduğu bu bölge yıkılarak üzerine dükkanlar inşa edildi. Ve şu anda bulunmuş olduğumuz bu muhitin diğer bir ismi ise Arasa Altı'dır. Hemen sağ tarafında Kösü Deresi'nin yanı başında da imalathaneler bulunmaktaydı. Şuradan anlıyoruz ki aslında Bitlis geçmişte bir sanayi şehriydi. Ama maalesef zaman içerisinde derelerin taşması neticesinde o eserlerin hiçbiri günümüze maalesef ulaşamadı. Ve birazdan bizler de 1934 tarihinde yapılmış olan Zülfikarlar Hanı'nı da görmüş olacağız. Osmanlı'nın son döneminde çekilmiş olan fotoğraf üzerinde de görüleceği gibi burada bulunan eserler o güne dahi ulaşamamıştı. Çünkü özellikle 1231 tarihindeki Moğol istilası neticesinde birçok eser maalesef yıkılmış durumdaydı. Ardından 1916 Rus işgali ise Bitlis'in dönüm tarihlerinden birisi olacaktı. Hemen benim arka tarafımda yer alan tarihi köprü de anlatacağız. Ama onun öncesinde de burada Zülfikarlar ailesi tarafından yapılmış olan 1934 tarihli Zülfikarlar Hanı'nı da görmüş olacağız. Thank you.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan matrahçı Nasuh, Bitlis'i ziyaret ettiği zaman işte minyatüründe Bitlis'i kale şehir olarak betimlemiştir. Aslında bu doğru bir ibaredir. Ama bazı araştırmacılar Bitlis Kalesi'nin işte yukarıda görülen olduğu şekliyle zanneder. Aslında Bitlis kale şehirlerden birisidir ve bizler de şu anda aşağı kalenin bulunduğu alandayız. Bitlis ve Bitlis Kalesi bilinen tarihiyle yaklaşık olarak 5000 ila 7000 yıl öncesine dayanan ve değişik adlarla da anılan, özellikle milattan önce 2000'li yıllarda Anadolu'da koloniler kurmuş olan Kuzey Irak ve Dicle kıyısında hüküm sürmüş olan Asurlar tarafından da çeşitli isimlerle adlandırılmıştır. Bat, yer, bit, yur, lis, yer, askeri ve kumandanlığın olduğu yer ya da lisin yeri veya kalesi anlamında da kullanılmıştır. Yine milattan önce 543 ile 333 yıllarında şimdiki İran ve kuzeydoğusunda hüküm sürmüş olan Pers Krallığı döneminde Batlis, Leis, Ermeniler Bageş ya da Bagişi olarak şehri bu isimle anmışlardır. Kimi tarihçilere göre özellikle Şerefname'de Şerefhan Şemseddin Sami Kamzinli Hamdullah Meftuni şehrin ismini milattan önce 356 yılında doğmuş olan Makedon Kralı Büyük İskender'in, yani 3. Aleksandr'ın komutanlarından Bitlis'ten geldiğini söylemektedirler. Zaman içerisinde bir takım değişikliğe uğrayarak günümüzde kullanılan Bitlis kelimesi aynı zamanda havası ve suyu güzel olan yer anlamında da kullanılmaktadır. Gerçek şu ki Bitlis henüz keşfedilmemiş, bakir kalan ender yerlerden birisi olup keşfedilmeyi beklemektedir. Genelde şehir dışında yapılmış olan köprülerde gelen geçen yolcuların konaklaması için hanlar yapılmıştır. Yani köprülerin altlarına odalar eklenmiştir. Ama Bitlis'in tam merkezinde, çarşı merkezinde olan işte bu köprüde de buna benzer bir yapı bulunmaktadır.
Özellikle yaşı 50-50'nin altında olanlar bu dokuyu ilk defa görecektir. İşte gün yüzüne çıkmış olan tarihi köprülerden birisi de 1446 tarihinde Emir Hacı Mehmet tarafından yapılmış olan Pamukçular Köprüsü bulunmaktadır. Bitlis aynı zamanda şifalı sularıyla ön planda olan şehirlerden birisidir. Bitlis'in merkezinde ve merkezin diğer mahallelerinde de bulunan yerlerde de şifalı sular bulunmaktadır. Özellikle Pamukçular Köprüsü'nün hemen yanağında bulunan şifalı sulardan birisi de işte bu sudur. Sevgili dostlar, özellikle Cumhuriyet'in ilk döneminde ortalığı kasıp kavuran şark çıbanı işte bu sularda tedavi edildi. Kim bilir, belki insanlar bu sularda şifa buldu ve hemen köprünün diğer tarafında bulunan odalarda da istirahat etti. Evet, özellikle kükürt oranı yüksek olan bu su aynı zamanda saç ve ciltlere de iyi geldiği bilinmektedir. Evet, bütün sırları sinesinde barındıran Bitlis her geçen gün tarihi eserleriyle ön plana çıkan şehirlerden birisidir. Kale şehir olduğunu söyledik. Geçmişten bugüne ulaşamayan şehrin bir takım kapıları da bulunmaktadır. İşte Mutki Kapısı, Hizan Kapısı, Van ve Muş Kapısı olmak üzere. Evet sevgili dostlar, şu anda yine Pamukçular Köprüsü'nün içerisinde olan odaları da bu şekilde görmüş olacağız. Thank you.
Doğa çöp üretmez demişti hekimlerden birisi. İşte insan eliyle doğanın kirletilmesinin en bariz örneklerinden birisi. Ama gün gelecek, buralar yeniden temizlenecek ve yapılan restorasyonlar sayesinde Bitlis o tarihi kimliğine kavuşacaktır. Şehirname devam ediyor.